Belediye başkanlığı. Şimdi sizleri Semiha İrfan Çalı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Tarık Karaman'ın komutuyla Müzik Öğretmeni Aydan Yaldız yönetiminde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Sayın Kaymakamım, değerli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, bağımsızlığı, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların Gaziler Günü'nü kutlamanın bir kez daha derin heyecanı içindeyiz. 19 Eylül İstiklal Savaşı gazilerimizin, Kore gazilerimizin, Kıbrıs gazilerimizin, iç güvenlik gazilerimizin, 15 Temmuz gazilerimizin, asker, polis, sivil, tüm mağlul gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül Türk kahramanlığının, Türk vatanseverlik ve cesaretinin en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bütünleştiği ve taçlandığı bir gündür. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla Türk milletine her zaman güç ve ilham kaynağı oldunuz. Sizler için yapılan her şey bu eşsiz hizmetlerinizin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı veya bedeli olamaz. Sizler milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda neleri göze alabileceğinizi gösterdiniz.
asil milletimizin esareti kabul etmeden ve bağımsızlığından taviz vermeden yaşamasının temelinde sizin bu kutsal vatana olan aşkınız, kahramanlığınız ve cesaretiniz yer almaktadır. Anadolu'da Türk varlığını sona erdirerek kendi amaçları uğrunda topraklarımızı parçalamak isteyenler bilsinler ki buna asla müsaade etmeyeceğiz. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Değerli konuklar, şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman, her yerde verilmelidir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz Türk toplumunun ortak değerleridir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman, her yerde hatırlanmalıdır. Şehit ve gaziye olan ilgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Sözlerime son verirken, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anar, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim. Arz ederim.